Haber Bağı'dan herkese merhaba. Ben Büşra Eren. Kimimiz zayıflamak, fit olmak için yüzer, kimimiz spor olsun, kimimiz sadece yazın tatilde, denizde, havuzda yüzdüğüyle kalır. Bu belgeseli yapmamdaki amaç aslında bu sporun çok eskilere dayanması ve milli başarılar açısından çok önemli olması. İşte o yüzden yüzme sporunun tarihiyle ilgili belgeselimde yüzme sporunun geçmişinden geleceğine, yüzme stillerinden olimpiyatlara, dünyada ve Türkiye'deki yerinden paletli yüzmeye, dünya başarılarından milli başarılara, kısacası yüzme konusunda bilinmesi gereken her şeyi anlatacağım sizlere. Yüzme sporunun tarihi gelişimini inceleyebilmek adına taş devrine kadar uzanmamız gerekiyor. Evet, bundan yaklaşık 7000 yıl önce yaşanılan mağaraların duvar boyamalarında bugünkü yüzme sporunu andıran figürlerin görünmesi, üzerine konuştuğumuz başlığın nedenli köklü olduğunu kanıtlıyor olmalı. Yalnızca bu değil elbette. Yapılan araştırmalara göre tarihin en eski yazılı destanı olarak kabul edilen ve Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi veren Gılgamış Destanı'nda yüzme sporuna ait ipuçları bulmak mümkün. Yunanların en eski edebi eseri olan İlyada ve Odesya'da da yüzmeden bir şekilde bahsedildiği öngörülmektedir. Tarih adamlarının yaptıkları incelemelerin yanı sıra somut anlamdaki ilk eser 1538 yılında Alman bir profesör tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. Amacı yüzme sporunu tanımlamak değildir ama boğulma tehlikesini azaltma tekniklerinin üzerine yazdığı bu kitap kurbağalama stili yüzme ile ilgili önemli bir döküman haline gelmiştir. Alman profesörün başlattığı bu akım doğal olarak ilerleyen yıllarda büyümeye başlamıştır. 1587 yılında Everett Digby, İngiltere'de yayınlanan ilk yüzme kitabını oluşturur. Digby, Latince yayınladığı bu kitabında insanların balıklardan daha iyi yüzebileceklerini iddia etmiştir. Kurbağalama, sırt üstü ve ileri doğru kulaç stilleri üzerine bazı fikirler oluşturmuştur. Digby ayrıca kurbağalama tekniğinin yüzme sporundaki en faydalı stil olduğunu söylemiştir. 17. yüzyıla gelindiğinde Japon İmparator genç öğrencilerin yüzme sporuna ilgi göstermeleri gerektiğini açıklamıştır. Bu asrın sonunda Fransız yazar The Art of Swimming adlı eserini yayınlamıştır. The Art of Swimming, modern çağdaki kurbağalama stiline oldukça yakın bir tekniğin anlatımını henüz o yıllarda yaparken kitap uzun süre yüzme sporunun kutsal emaneti olarak kabul edilmiştir. Dünyada modern anlamdaki ilk yüzme hareketleri 1837'de Londra'da açılan havuzlarda başladı. 1844 yılında Kuzey Amerika'dan İngiltere'ye getirilen bir grup Kızılderili Londra'daki bütün yarışlarda rakiplerini geride bıraktı. Bu durum yüzme spor tarihine yarış olarak ilk adımlar atılmaya başlandığını gösterdi. 1862'de İngiltere'de kapalı alandaki ilk yüzme havuzu inşa edildi. Dünyada yüzme sporu aslında her zaman vardı. Fakat ne kadar önemli? Öncelikle dünyada hem geçmişte hem şimdiki zamanda temel branşlardan bir tanesi de yüzme. Daha kişilerin, bebeklerin daha doğduğu gibi yüzme sporuna tanıştırılabilir. Yüzme sadece spor olarak değil, aynı zamanda hayatta kalma bir olgu şeklinde devam etmektedir. Çünkü herhangi bir suda yüzmemiz için veya herhangi bir olay konusunda da yine yüzme bizim için önemli belirleyici faktörlerden bir tanesidir. Türkiye'de ise 1932-1933 yıllarında yüzme sporuna önem verilmeye başlandı. Modern yüzmeye geçilen bu yıllarda ilk iş olarak da Almanların o dönemki meşhur antrenörleri Tekalov, İstanbul'da modern yüzmeyi öğretip yerleştirmekle görevlendirildi. Bu modern ve sistemli çalışmalar sonucunda Orhan Saka, Halil Dalhan, Mete Ağoğlu gibi sporcular birçok rekorlar kırdı. Rekorlar peş peşe kırılmaya devam etti. Türkiye'de yüzme faaliyetlerini daha ciddi bir şekilde ele almak ve yürütmek için 1932 yılında Türkiye Yüzme Federasyonu kuruldu. Yüzmenin gelişmesini ve uluslararası alanlara yayılmasını sağlamak, her türlü yüzme aktivitesini düzenlemek, uluslararası olimpiyatlarda kimlerin yarışacağını seçmek, kararlar almak gibi Türkiye Yüzme Federasyonu'nun birçok yetkisi vardı. İlk milli temasımız 1934 yılında Rusya'da gerçekleşmişti. İlk defa milli müsabaka yapılmış ve yüzücülerimiz Rusya'da yarışmıştı. İlk milli takım sporcularımızın isimleri ise Nalim Orhan,
Suat Erler, Orhan Saka, Mehdi Ağoğlu, Alparslan, Adnan Bey, İhsan Keskin ve Safvan Sarıngül. İlk milli olma şerefinin sahipleri arasında iki kadın yüzümüz de vardı. Onlar Leyla Asım, Cavidan Elberger'di. 1940-1945 yılları arasında 200 metre ve 150 metre serbest yüzmede Türkiye rekorları kıran İbrahim Sulu o dönemdeki en başarılı sporcuydu. 1943 yılında İstanbul'da Lida Havuzu yapılarak Suat Erler ve Abbas Sakarya ile birlikte 20 Galatasaraylı yüzücü bu havuza geçmişlerdi ve Lido Yüzme İhtisas Kulübü kurulmuştu. 1950-1955 döneminde dereceleriyle Avrupa klasmanına girebilen bir büyük yüzücü ortaya çıkmıştı. Adı Engin Ünal'dı. Tam 20 yıl Galatasaray formasını yüzerek rekorlar kırmıştı. Sonrasında Yılmaz Özak başka bir sayısız rekor sahibi rekormen yıldızını bulmuştu. Aynı yıllarda Ayşe Gülçilli, Gülderen Girin gibi rekormen bayan yüzücüler de yetiştiği görülmüştür. 1950 yılında bazı yüzerek geçme müsabakaları da Türkiye'de büyük ilgi görmüştü. Her yıl en az bir resmi yarışma yapılmaya başlandı. Boğazı yüzerek geçme parkuru genellikle Anadolu Hisarı ve Bebek arasında olurdu. Yarışmalara lisanslı sporcular katıldığı gibi halktan da katılanlar olurdu. Günümüze kadar devam eden bu yarışlar renkli görüntülere sahne oluyordu. Yarışlarının çoğalmasının ardından uzun yüzücüler uluslararası deniz yarışlarına katıldı. Ersin Aydın 1974 yılında Anamur'dan denize girdi ve köpek balıklarından korunmak için özel bir kafes içinde 34 saat aralıksız 110 kilometre yüzerek Kıbrıs'a çıktı. Bu başarısını sağlarken 34 saat boyunca toplam 114.240 kulaç attı. Aydın aynı yıl uluslararası Nil Maratonu'nda 36 yüzücü arasında 9. sırayı aldı. 1975 yılında Ersin Aydın Fransa'dan denize girerek İngiltere'ye kadar 16 saat 40 dakikada yüzdü. Ve 1977 yılında ise bu sefer İngiltere'den Fransa'ya 13 saat 40 dakikada ulaştı. Olimpiyatlar da yüzme sporunun en önemli kısımlarından. Modern zamanlarda ilk olimpiyat organizasyonu 1896'da Atina Yaz Olimpiyatları olarak kabul edilmiştir. 6-15 Nisan 1896 tarihleri arasında Yunanistan'ın Atina kentinde yapılan olimpiyatlarda 9 ayrı spor dalında çeşitli yarışmalar düzenlenmiştir. Atletizm, bisiklet, eskrim, jimnastik, atçılık, tenis, halter ve güreş gibi sporların yanı sıra yüzme de organizasyon takvimi içinde yer almıştır. 1896 Atina Yaz Olimpiyatlarına yüzme dalında yalnızca erkek sporcular katılım gösterebilmişti ve bu durum devam eden 3 organizasyon boyunca devam etti. 1900 Paris Yaz Olimpiyatlarında yüzme yarışları 7 ayrı kategoride gerçekleştirildi. 4 yıl öncekine göre bu olimpiyatlarda yeni sektörler de oluştu. 1912 Stockholm Olimpiyatları ile birlikte ilk defa bayan sporcular yüzme yarışlarına katılım gösterdi. 100 metre serbest stilinde altın madalyaya uzanan Avustralyalı Fanny Drake, bir dönem dünyanın en iyi bayan yüzücüsü olarak katıldığı tüm yarışları domine etti. Bu kadar tarihi bilgi verdikten sonra şimdi ise gelelim yüzme sporunun stillerine ve kategorilerine. Serbest yüzme stilinde beden su üstünde yüzüstü durumda uzanmış durumdadır. Yüz beden doğrultusunda baş suya bakmaktadır. Kol hareketleri birbirinin ardı sıra gelir. (Gülüyor)
yüzme stili suyun üzerinde sırt üstü yatarak yapılmaktadır. Eller baş hizasına gelir ve geriye doğru ayaklar yardımıyla ilerlenir. Sırt üstü yüzerken insanın kendisini rahat bırakması gerekir. Kelebek yüzme stili, kol ve bacakların aynı anda hareket ettiği bir yüzme biçimidir. Dayanılması son derece zor olan bu yüzme biçimi, yapılması zor bir dalgalanma hareketi gerektirir. Kurbağalama, karın üstü yapılan bir yüzme stilidir. Kurbağanın hareketlerini andırır ve 4 aşamadan oluşur. Birinci aşamada eller birleşik, dirsekler içe çekilmiş, kollar beden altında kıvrılır. İkinci aşama, bacaklar bükülmeye başlar. Üçüncü aşamada bacaklar açılır, kollar öne doğru uzanır. Dördüncü aşama, uzanmış bacaklar kapanır. Baş sürekli suyun dışında kalır. Omuzlar yüzeyle yatay olarak korunur. Yan ve su altında yürümek yasaktır. Dünyada ve Türkiye'de her geçen gün rekorlar kırılmaya devam ediyordu. Peki bu yarışmalar nasıl oluyordu? Kategorileri nelerdi? Bu soruların cevabını bizlere Amerikan Swimming Coach, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Yüzme Antrenörleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda 2006'dan bu yana milli yüzme takım antrenörlüğü yapmış Erkan Mutlu anlattı. Tabii ki ilk önce serbestle başlayalım. Serbest ana temel branş olur yüzmede. Serbest iki kolun ayrı ayrı olarak veya çalışarak devam etmesiyle gerçekleşir. Aynı zamanda ayak vuruşları da gerçekleşir. Buna benzer bunun tam tersi olan sırt üstü branşı var. Sırt üstü pozisyonda serbestin sırt pozisyonunda yüzülen branştır. Kurbağalama ve kelebek birbirine benzer iki kolun birlikte çalışan, aynı anda çalıştığı branşlardır. Bayrak yarışları sporcuların, takımların 4 yüzücüsüyle beraber 4x100 metre, 4x200 metre ve 4x50 metre olmak üzere yaptıkları müsabakalardır. Ayrıca bir branş demesek de karışık yüzme stili var. Bu da 4 branşın bir araya gelerek uygulanan bir branştır. Sırasıyla kelebek, sırt üstü kurbağalama ve serbest olarak yüzülür. Türkiye'de ise rekorlar kırılmaya devam ediyordu. Bu sporcular arasında 1985'ten bu yana adını çokça duyduğumuz Derya Büyükuncu da vardı. Büyükuncu, sırt üstü ve kelebek kategorilerinde yüzmüş ve toplam 6 kez olimpiyatlarda yüzerek ilk olma unvanına sahip olmuştu. Türk spor tarihinde 27 yıl milli takıma hizmet eden tek Türk sporcusu olarak kayıtlara geçmiştir. Aynı zamanda 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırmış olup 500 kez milli takımda yer almıştır. 2000'li yıllardan sonra ise Michael Phelps yarışlarda ve olimpiyatlarda elde ettiği başarılarıyla dünyada tüm zamanların en iyi yüzücüsü olarak kabul edildi. 2000'li yıllardan sonra ise Amerikalı yüzücü Michael Phelps yarışlarda ve olimpiyatlarda elde ettiği başarılarıyla dünyada tüm zamanların en iyi yüzücüsü olarak kabul edilmiştir. Phelps ilk kez 2000 Sydney Olimpiyatlarında sahne almıştır. Son 68 yıllık değerlendirmede ABD'nin en genç yüzücüsü olarak tarihe geçmiştir. 2003-2009 yılları arasında yeryüzünün en iyi yüzücüsü seçilmiştir. Rio 2016 Olimpiyatlarında da rekortmen yüzücü Phelps'in de yer aldığı ABD takımı 4x100 metre karışık bayrak finalinde altın madalya elde etmiştir. Böylece olimpiyatlar tarihindeki 28. madalyasına ulaşan 31 yaşındaki yüzücü toplam altın sayısını ise 23'e çıkartarak tarihe geçmiştir. Sabah kadar konuşsak yine bitmez herhalde. Gelmiş geçmiş şu anda en yakın zamanda gelmiş geçmiş bütün spor branşlarına en iyi sporcu ödülünü yine aldı. Onunla çalışma fırsatını bulduğum için ben çok şanslıyım. Hali hazırda herkes izleme canlı olarak yani televizyon dahi olsa
izleme şansını bulunduğu için ayrıca herkesin de bence şans olduğunu düşünüyorum. Yani bizim zamanımızda böyle bir sporcunun var olduğunu, ben onunla birebir çalışma fırsatını bulduğum için ayrıca kendimi çok şanslı buluyorum. Türkiye Yüzme Federasyonu da Michael Phelps ve antrenörü Bob Bowman ile 2014'te bir proje başlatmıştı. Bu projeyi milli takım antrenörü olan Erkan Mutlu yürüttü. Projenin amacı 2016 Olimpiyatı ve 2020'ye yönelik sporcuların uluslararası düzeyde çıkması, aynı zamanda benim de orada eğitim almamdı. Ama buna ek olarak her iki ayda bir, üçer dörder tane Türk antrenör gelip orada eğitim aldılar. Projenin geldiği nokta şu, projeden olimpiyatlara A barajda giden ilk erkek sporcu çıktı. Bu da ismi Nezir Karap, o da güzel bir başarı oldu. Bununla beraber işte genç sporculardan, ileriye vadeden genç sporculardan Samet Alkan, Kaan Özcan güzel bir seviyeye ulaştılar. Böyle bir proje en son olarak sonlandı. Bu çalışmalar Amerika ve Türkiye'deki sporcuların antrenmanları hakkında bilgi veriyor ve aslında farklılıkları gösteriyordu. Çok büyük farklar var. Temelde aslında baktığın zaman iki sporcu havuza girip havuzun iki duvar arasında gidip geliyor antrenman var ama öncelikle benim gördüğüm en büyük şey oradaki antrenörler ve tüm antrenörler, yani farklı takım antrenörleri bile, sporcular bile bir araya gelip ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Oradaki eğitim imkanları tamamen spora aktarılmış. Yani inanılmaz bir spor yapmaları için, sporcuların spor yapmaları için ayarlanmış bir eğitim sistemi var. En kısa örneği liseler 1.30'da bitiyor. Sporcular 2.30'da antrenmana gidiyorlar. Bizim burada en az 4'te, 5'te, akşam 6'da antrenmana gelebiliyorlar. Eve gidişleri 8. Oysa Amerika'da 8'de deniz çocuk artık uyuyor yani. 7-8'de yatakta oluyorlar. Son zamanlarda alınan başarılar Türkiye'de yüzme sporunun geliştiğini gösteriyordu. Eskiden Avrupa şampiyonları olsun, Avrupa gençler olsun, şampiyonlar olsun, multinationals, common müsabakaları olsun. Gittiğimiz zaman hep son sıralarda yer alıyorduk. Yarı final, final yüzmeye çok tek tük böyle bireysel başarılarımız vardı. Ama son zamanlarda gerçekten güzel antrenörlerimiz güzel çalışmalar çıkardı. Sporcularımız güzel çalışıyorlar, iyi başarılar elde etmeye başladık. Yıldızlar grubunda artık Comen'de, EOF'da, Multinations'da kürsüler alıyoruz, rekorlar kırıyoruz. Dünya gençlerde rekor kırdık, başarılar elde ettik. Gerçekten bir sürü sporcu o anlamda antrenörler güzel çalışmalar yapıyorlar. Avrupa gençlerde artık gelenekselleşmiş final yüzme takımımız var. Yani her sene takım değişmesine rağmen final yüzüyoruz, madalya yüzüyoruz. En son şampiyonu da ucu ucuna kaçan bir madalyamız var. Gülşen Beste Samancı güzel performans gösterdi. Eminim ki Türkiye'ye gelecekte daha iyi dereceler gösterecek kendisiyle beraber. Komende, Aleyna Üskan, bayrak takımı gerçekten çok güzel dereceler elde ettiler. İnanılmaz performans gösterdiler. İlk defa dünya şampiyonası olimpiyatlarda A barajıyla Nezir Karap, A barajıyla olimpiyatlara katıldı. Avrupa gençlerde yine Kaan Özcan 200 kelebekte salisalerle madalyayı kaçırdı. Ve birçok yarı final final yüzdük. Bunlar aslında Türkiye'nin artık gelindiği noktayı ufak tefek gösteriyor. Yüzme başarılarında herkes yüzücüyü görür ve tanır. Fakat aslında başarıların kaynağı perde arkasındaki antrenörlerdir. Başarılarda veya etkin olarak en fazla etkin kişilerden bir tanesidir antrenör. Çünkü sporcunun hangi yönde ilerleyeceği, hangi yönde antrenman yapacağı, nasıl bir verim alacağı tamamen antrenöre bağlıdır. Tabii buna etken olarak aileler de var, sporcunun fiziksel yetenekleri var. Ama buradaki en belirleyici rol antrenördür diyebilirim. Rekorlar kırılmaya devam etmesine rağmen olimpiyatlarda şimdiye kadar madalya alamamamız Türkiye için ne ifade ediyordu? Ben başarısızlık olarak adlandırmıyorum olimpiyatlardaki durumumuzu. Çünkü imkanlar doğrultusunda sporcular biz antrenörler olarak, idareciler olarak, federasyon olarak, devlet olarak verdiğimiz imkanlar doğrultusunda çalıştıklarını sergiliyorlar orada.
başarısızlık addedersek ben bunu bu başarısızlığı Bizantin övlere, idarecilere ve kulüplere, federasyona yüklerim. Sporcuları, kesinlikle sporculara değil. Şu ana kadar yaptıkları tüm yüzdükleri dereceler, başarılar da bence gösterdikleri performansa bence hepsi başarılı olmuş. Oraya gitmeye hak kazanmışlar. Ve başarılı olmuş sporcular olarak bakıyorum. Bundan sonra da bizim vereceğimiz imkanlar, çalışmalar, çalışma ortamları ne olursa o zaman öyle bir başarı elde edeceğiz diye düşünüyorum. Son zamanlarda milli başarılarda adını gururla duyduğumuz yüzme sporunun diğer bir dalı ise paletli yüzmeydi. Bu spor normal yüzme sporu kadar geçmişe dayanmasa da Türkiye'de özellikle 2000'li yıllardan sonra adını duyurmaya başladı. Başarılarla adını duyuran bu spor ne zaman tanındı, nasıl yayıldı? Şimdi özellikle paletli yüzme, yani dünya sporunda spor olarak 60'lı yıllarda çift palet normal yüzme tekniğiyle ortaya çıkmıştı. Türkiye'de de giriş tarihi 80'lerde. Yine aynı şekilde çift paletle ülkemizde yayılmaya başlandı. İlk etapta, yani başlangıç olarak 3-4 kulübün yapmasıyla devam etti. Fakat 85'lerde, 90'larda da özellikle 90'larda da bu sayı çoğalmaya başladı. 95'lerde de yine aynı şekilde bu spor yavaş yavaş Türkiye'de tanınmaya başladı. İlk etapta bizler Bakırköy'de bir kulüp varken baktık ki bizlerin katılımı ile beraber bu sayı artmaya başladı. Şu an 6-7 tane kulübümüz var Bakırköy ilçesinde bu işi yapan. Şimdi özellikle de monopalet dediğimiz tek paletle, daha sonra işte tek paletin girişimiyle beraber yunus balıkların yüzüşü tarzında bir spor dalı ortaya çıktı. Branş olarak da aslında seyri olan, baktığınız zaman güzel bir spor dalı. Seyircisi de var, seyri de güzel. Paletli yüzme nasıl yapılıyordu? Normal yüzmeden farkı neydi ve kategorileri nelerdi? Malzemeyle yüzülen, ayağına palet takıyorsun. Fiberglass'tan yapılmış, ayaklar sabit. İşte yunus balıkları yüzüşü gibi dolfin vuruşuyla. Yine aynı şekilde nefes alıp verdiğim şnorkel. İşte, yani diğer yüzmeden farklı olarak baktığın zaman bunları söyleyebiliriz. Reşit Çevir, sporcusu Ömer Faruk Saydam ile birlikte Türkiye için, paletli yüzme için çok önemli bir başarı imza attı. Fransa'daki paletli yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda 100 metre su üstü monopalet sınıfında Ömer Faruk Saydam altın madalya kazandı. Paletli yüzme sporunun Türkiye'ye gururla tanıtan isim oldu. Hiçbir başarı tesadüf değildi. Yoğun programlar sonucu elde edilen bu başarı Türkiye'yi gururlandırdı. Yüzmeye, suya korkumu yenmek için başladım. 7 yaşında başladım. İlk başladığımdan 5 yıl sonra paletli yüzmeye geçtim. 100 metre su üstünde dünya şampiyonu oldum. 50 metre dipte dünya üçüncüsü oldum ve 50 metre su üstünde tekrar dünya üçüncüsü oldum. Başarılarımda bunca yılın çalışmasının karşılığını aldım. Yani sonunda gerçekten iyi bir başarı yakalamıştım. Yani bütün yorgunluğumun, halsizliğimin, bütün gücümün karşılığını yani o gün almıştım. Böyle bir başarı arkasında da müthiş bir çalışma ve yoğun antrenman programları olmazsa olmazlardı. Ömer Faruk Saydam da benim okulumda okurken dedim ki sen yüzmeye yatkınsın. Seni yüzmeye istiyorum dedim. Önce yüzmeye geldi. Ve o şekilde başladık kendisiyle. İlk etapta biraz suyla ilgili bir çekincelerimiz vardı, korkumuz vardı. O korkuyu yendik. Sonrasında da bir planlı programda bir şekilde çalıştık. Dediğim gibi başarı geldi. Paletli yüzme sporu malzemeleriyle,
harcanan imkanlarla hem maddi hem manevi birçok kayıp getiriyordu. Buna karşılık Devlet ve Spor Bakanlığı herhangi bir destek veriyor muydu? Genelde Spor Bakanlığımız ya da devlet şuna bakıyor. Olimpik ve olimpik olmayan spor branşları diye bu olaya baktıkları için birazcık sanki geride kaldık biz palet yüzme. Çünkü palet yüzme henüz daha olimpik olmadığı için biraz üvey evlat muamelesi görüyoruz. Ömer Faruk'un onun gibi idealleri olan sporculara da tavsiyesi vardı. Bıkmadan, usanmadan ve sürekli çok çalışmaları lazım. Hani Türkiye'de başarıyı yakaladıktan sonra tamam bu yeterli dememeleri lazım. Kafaya bir şey koydukları zaman onu kesinlikle üstüne gitmeleri lazım. Yüzme sporu çok köklü bir spor olmasına rağmen bu sporla ilgili en temel bilgileri vermeye çalıştım sizlere. İsimleri üzerine çok konuşulması gereken sporculardan milli başarılara, tarihinden olimpiyatlara, bu belgeselde yüzme sporunun sadece yüzmek olmadığını size gösterebildiysem ne mutlu bana.